Ramazan bereket. Rabbimizin rahmeti, bereketi bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturdu. Kadir gecesini inşallah. Bugün inşallah bahsetmeye çalışacağız. Ve konuğumuza geçmeden önce bizi daldıran Yılmaz Yıldırım ağabeyimize teselli açılışımızı yaptınız. Evet, Eyyubi Mehmet Efendi. İzleyiciler, bugün cezaevi vaizimiz Yılmaz Gürlevi Kırstan'da inşallah bahsedeceğiz. Hocam, Allah razı olsun. Nasılsınız? İçiyor, nasıl? İyiydi. Tabii rağmen bu virüs dolayısıyla özellikle evde idrak ettik. Namazlarımızı kıldık. Teravih namazlarımızı kıldık. Değerli hocam, konumuza da giriş yapmış olalım. Kanaat ve hır. Eğer kanaatimizi güçlendirirse azaltmış oluyoruz. Malumumuz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığımız en bu Ramazan ayı oldu. İnşallah. Çünkü, Rabbim bir daha göstermesin. Amin. Amin. İhler, mukabeleler ve ne de olsa evimizde bu kardeşlerimize bu Ramazan-ı Şerif vesile oldu. Müslümanlar olmayanın üç durumdaydık. Bunu biraz oldu. Şuradan başlayalım değerli hocam. İbariyle kana gibi manalar ifade ediyor. Müsaadeniz olursa buradan bir giriş yapmış olalım inşallah. Teşekkür ediyorum. Yine Allahu Teala ve selamu aleyhi ve ala alihi ve sallahu teala'ya hamd. Sallahu aleyhi ve selleme salatun. Allahümme sallallahu Muhammed. Tuttuğumuz oruçlarımız ve yapacağımız hayır ve sanatın inşallah. Teala'nın selamıyla. Dediğiniz gibi özellikle yani şu anını daha iyi anlıyoruz ki inşallah sonunda yani bu konu hakkında özellikle bilgi vereceğiz. Ama manasına gel. Dini terim olarak ise erinmiş termesi, razı, kanaat. Hırs ise üzerine çok manasına geliyor. İstek ve tarif ediyoruz hırsı. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani hadis-i şerifinde kanaat bitmek olduğunu belirtti alimlerimizde. Daha sonra bir tanesi de, bu fazladan bir tanesi de nedir? Kanaatkar. Peki tabi ki bu konu hazineyle alakalı yine yoksul kanaat sahibidir. Yine aç olsa da zengindir. Kimse çok malı olmaz. Düşünelim ki evimizde bir hazinemiz var. Bir türlü bilmiyor. Veyahut da biraz da bankada bir hesabım. Bu hesaptan ne kadar para? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hazinedir. Yani kişi kanaatkarlığı az Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevk ve olumsuz yönleriyle. Yani bir kardeşimiz bu maldır, budur. Bunlar ise kendisini meşgul hırsı da böyle ki gelişimin önünde evet. Bir kaygı var ya şimdi modern psikolojide. Evet. Bir kaygı hali olarak görebilir. Hırslandıkça artık sağlıklı düşünemiyor, mutlu olacak. Mutluluk sadece bette veya ne bileyim farklı diyebilir miyiz hocam? Tabii ki. Yani hırs o kanaatkarlığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar da Ademoğlunun diyor vadi dolu malı mülkta bir üçüncüsünü ister ki zaten diyoruz Rabbim bu tamahtan cümlemizi muhafaza eder. Yine başka bir hadis-i şerifte zarar
insanın dinine mesela bir kurt yani gelip ve ne yapar? Bir tane yemekle yetinmez. Yani tüm sürüyü öldürür. Böyledir. Yani aza kanaat etmesini ister. Yani bu kişinin dine vereceği zarar çıkılmamak gerek. Dediğimiz gibi zaten asıl yani üzerinde kanaat kelimesi hırsın tam tersi. Nimetin şükrünü. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Sonsuz şükürler olsun. Sen bana şükreder. Ve alayhi insanın sıkıntı, bela zamanında ne yapar? Rabbin gelse veyahut da ne yapar? Sabir mükafatı alır ki zaten Peygamber Aleyhisselam yine bu konuda meşhur bir hadis. Ne güzeldi. Kendisi için hayır. Ve bu durum diyor sadece müminlere has bir özelliktir. Başka bir nimet geldiğinde bu kişi hemen vermiş olduğu o nimet onun sevabını alır. Ama başına bir lük ile az olduğunda o zaman kişi mükafatını alır ki durumda da mümin kazanır. Değerli hocam kanaatın vasıfları var. Kanaat sahibi, kanaat sahibi ki başkasının şeye asla tamamlamaz. Bu konuyla alakalı Nasr-ı Hüsrev ister de komutan olsun, padişah olsun ne olsun fakirle diyor yetindikten sonra hepsinin durumu birdir. Yani zengin de aynı. Yine yani sürekli der ki zaten onu açık. Rızıklarının temini için çok önemli bir madde. Maalesef şu an da onları yani kendilerine göre yani kötü iman çabalamaz. Yani kanaat eder veyahut da Rabbine tevekkül eder. Tam bunun tersi. Yani Müslüman çalışır. Müminin temeline farzdır. Onun sünnettir. Asli ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını çalışması o kişiye farz. Yani İslam dini onlar fakir olsun yani azalın vesaire bir görüşe sahip değildir. Çalışsın, çabalasın. Daha iyi hayat standarttı, çabaladı, gayretini gösterdi ama el çalışmadığı ve dediğimiz gibi yasaklamış olduğu bir durum değildi ki zaten Mehmet Ağaz'sa bu dünya ekmek parası, ekmek paramızla çalışmalı ve dostumuzun maskarası o et altında. Değerli hocam, teminini tamamen helal asla haram kazanca tevessül etmezler. Burası da çok diye el avuç açmayı dökmezler ve sadece onda şöyle buyuruyor. Öl ama alçalma. Ama yani yeter. Bul ama hükme. Yani kimseye diyor isteme diye sözü var. Geçekmeyi, dilencilik yapmayı, yüz suyu dökmeyi zaman serbest tamamen yasaklamıştır. Bunların maddi durumları olsun. Yani kanaat sahibi insanların maddi direk zengin olsun. Allah fakir, fakir der yani durumuna göre diyor. Veyahut da bir hayır kurumu 1 lira vesaire yani bir infak eder. Belki de o zenginin yani vermiş olduğu onu bilemeyiz. O yüzden hocam, değerli hocam gibi İslam tarihinde birkaç tane anlatmak istiyorum. Kanaat etme ve istememeyle alakalı sallallahu aleyhi ve sellem dedim. Yani bu hakim peygamberimize bir daha istedim. Yine verdi. Önce peygamber efendimiz şöyle buyurdu. Şu ki ci ve tatlıdır alırsa o malı. Ama kendisi vardır. Kendisine bereket. Ve men ehadehu bi tamah eder. Lem mübarek lem malın bereketi olmaz. Kaçar gider bereketi. Ve la yeşbe yani o hırsa kapılan de bir türlü midir. Ve li hayrun minel yedi süfle üstündür. O yüzden diyor alan el olmaz. Bunun üzerine hakim diyor ki bundan sonra diyor ben asli istemeyeceğim. Ve daha sonra peygamber sonra Hazreti Bekir de hakimi sesliyor ve Beytül Mal'dan ve hakim almıyor. Yani açmıyor. Peygamber aslında burada orada. Peygamber Efendimiz'e yani Ömer tekrar hakimi sesliyor ve diyor ki sana Beytül Mal'dan yani yine almıyor. Ömer o insanlara şahit göz almıyor. O mala tamah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o sözü yerine getiriyor. Bir hadiste yani Peygamber Efendimiz biz diyor yani kişiydik sallallahu aleyhi ve sellem bizi yetmez misiniz yani Allah'ın elçisine biat etmez misiniz buyurdu. Onlar da yani tekrar dedi ve biatınız şu Allah'a
kulluk ve namazı kılmamak ve kimseden bir şey istemek. Bu statutiyu esarra kiyah diyor, yani gizli bir şekilde o biat etmez misiniz diye söyledi ve biz diyor o son geçen hep önemli bir madde at üzerinde, bir binüt üzerinde, yani o yere düşüyor da bundaki yerdeki insanlardan kamçısını istemiyor, alıyor ve tekrar binütün üzerine. Günümüzde yani bunu açıyor maalesef, yani şu anda sıkıntılar var olmasın, yani hayır kurumlarına, hayır sahiplerinin alacağı o eşyalar azan yetinmiyor. Güncel evet, bir hocam. Konu olmasa cevaplayan bir kardeşimizsiniz. Hocam bize zaman zaman soruyorlar hocam işte Allah razı olsun varsa versin, işte eşinizin çocuğu bir tablo var. Böyle bir durumda içi el verme, ihtiyaç sahibi bilme şansı belki %100 yok. Aslında bir hadis söylemiştim bu konusunda. Yani o hadis meşhur bir hadisti. Onu aslında hem kanaat açısından demek istiyorum. Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dileniyor. Yardım istiyor. Gündüz üzerime alıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani o ikisini evinde, o ikisini alıyor. İkisine diyor ki bir dirhemini veriyor. Git ailene yiyecek al ve bu bir dirhemiyle git topla ve onu o sahabeye söylüyor. Ve sahabe gidiyor, odun topluyor, satıyor ve 11. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hadisin sonunda şunu söylüyor. Yani böyle yapması kendi işte, elinde meyle kazanır. Yani şu anda incelik yani sıkı çoğunun maddi durumu iyi, belki bizden de iyi ki yani zaten haberlerde falan da görüyoruz. Üzerine alakalı ben başımdan sizin sözünüze binaen mesela dediğimiz gibi bazı dilenciler yani yaklaşıyorlar. Ya tabii yani bir o dilenmiyordu kendisi, özür dilerim, bir tane mendil alayım. Yani tam parayı veriyorum, hemen dedi ki şöyle böyle biraz aslında orta yaşlı bir yapsa belki temin edecek. O, bereket. Bu konuyla alakalı yine bir hadisi var. Bir toplantıya kadar bir kenara bağlıyor ve bir gence devenin yuları diyor. Hazreti Ali bakıyor ki devenin yuları yok. Pazara gidiyor, istiyor. Yani bakıyor ki yani onu 10 dirheme satın alıyor. O genç razı olmadı ve o yüzden değerli hocam yani kesin bu kadar. Yani tabii ki zorunlu ihtiyaçlarını temin eden böyle alakalı veyahut da istim. Eskilerden bir bayan ediyor ve çocuğu kalmış. Yusuf komşusu zengin kendisi. Hem yemek yürüyor hem de hediyeler falan, yiyecek yemekler de yok. Varıyorlar anne diyorlar. Yani ne olur? Yani gidiyor, tam o meclise çıkıyor ve son anda vazgeçiyor yine istemekten. Parça ateş, onu diyor, yapmak istiyorum da yani odundan tutuşturmak istiyorum. Neleri tek yine isteyemiyor, yine ateş istiyor bu durumdan ve yani gözetliyor. Bakıyor ki durumu iyi değil, çocuklar ve yine merak ediyor yemeği yerken ne yapacaklar diye diyor uzaktan. O çocuklardan bir tanesi diyor ki bu komşumuz bize yani yardımımız, ona dua edelim de Rabbim ona versin, hale kulak etsin vesaire diye dua edelim diyor. Dan sonra dua ediyor ve amin diyor. İşte diyor mecusi tam diyor. İşte dilenmek gerçekten de o bayan gitseydi, dilenseydi belki onun. O yüzden değerli hocam tabii ki yani her türlü domuzda yiyor, başka türlü haram olan maddelerde dilenebilir. Ama zorunlu yani dilenmek kesinlikle yasak dediğimizde. Elhamdülillah güzel gidiyor. Biraz sizi dinlendirebilme. Allah.27 Ramazan 14. Ramazan-ı Şerif'in son günü yaşıyoruz. Önemli bir konuyu değerli bir konuğumuza inşallah paylaşmak ve hakkın kullarına gösterilmesi evet. Halidir. Kaplayan onu yanlış dediniz. Kanaatkar insan tamahkar olmaz. Tevekkül israf etmeyen kişidir.
bunlara kapı açmayan aralamada bu bölümün sonunda müsaadeniz olursa daha çok güzel örnek dinleyeceğiz inşallah. Kanaat kavramının onlarla ilişkilerinde en azından zikret. Şimdi kanaat veya konuşulduğu zaman insan mevki hırsı gibi hırsın belki bir veya iki mala karşı bir tavır mı veya dünya diyor. Burada Müslüman buradan devam edelim müsaadeniz olur. Allah razı olsun hocam. Kanaatkar burada özellik istiyorum. Yani burada kanaat etmesi gerekiyor. Yani şu an insan yani kanaat sadece fakirlere gibi. Yani tamam az bir mal konuşulmuyor. Zenginin duruma baktığımız İslam ne yapıyor? Yani zenginliği tabii ki şey yapmıyor, yasaklamıyor. Yani zengin olması kişi alıyor. Allah-u Teala bu yüzden bir kişinin durumu iyiyse bu insan yiyecekleri yiyebilir. Yani en güzel giysileri. Bunlar yapabilir. Bunlar da sıkıntı. Yani şunu da yapması lazım bir zaman. O zengin insan bir kere şükretmeli, gereğini yerine getirmelidir. Yani gereği nedir? Mesela zekatını, yani değil mi? Yani bu zekat evet. Veyahut da sadakasını vermek zengin için. Zengin bir paraları var. Belki eğer o fabrika sigortasını yaptırmıyorsa veyahut zengin nedir? Kanaat. Yani kanaat sahibi değil diyor vesaire. Bir daire yaptırıyor. Ve bu faize bulaşıyorsa o zaman bu zengin yani yine kanaatkarsızdır. Anda mesela Ramazan ayında kişi eğer dükkanı lokluyorsa o zaman yani bir bakıma kanaatkarsızdır ki zaten bu konuda da o lokantalar vesaire lokantalar verirlermiş. Veyahut da bir örnek eğer bir zengin düşünelim çarşının merkezinde ve Allah-u Teala'yı bırakın ve koşun diyor. Yani o zengin kazancına haram bulaştırmıştır ve kanaatkarsızdır. Bir işçisi var. O zaman bir işçisi var dükkanda. Yine budur. Yani aslında mesela birkaç tane daha verirsek. Mesela bir taksi yani bu şoför mesela namaz vakit farz namazını kılıyor. Bu güzel. Tam öğle namazı kazaya bıraktığı zaman nedir? Bu insan kesinlikle o kanaat yani fakirlere yani özel gerekiyor hocam. Yani kanaatkar olmak demek Allah bana evet. Bunu takdir ettirmeyeyim, gayret göstermeyeyim evet. Demesi daha evet. Efendim için çalışmalı. Bir yanlış anlaşılma oluyor. Bir de içimizin içerisinde bulunduğu kanaat farklı olmalı ve bulmaya çalışmak. Yani riayet ederek bir tavır ortaya koyabilmek. Kıymetli hocam, kanaatkar bir kimsenin imtihanı diyelim. İşte evimizde olmayan evlerimiz var. Yoktu belki ama gelirimiz, işte yaşantımız böyle bir gün olarak nasıl bir tavır? Yani ne yapalım şimdi evleri ara gösterelim. İçerisinde bulunduğumuz nimetle münasebetimizi kanaatkar. Bu konuyla alakalı güzel bir sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yani bir adam gelene bir davranış yaptığım zaman hem de insanlar sevsin. Hem Allah-u Teala hem de insanlar. Peygamber Efendimiz de dünya tamah etme. Yani ele geçirmek tamah etme ki zaten yani son yok ki zaten belirtmiştik. İki vadi dolu malı olan Karun değil mi? Sarun'un hazinesinin anahtarlarıyla ne ya asla onun gözünü zaten toprak doyurur. Yani o insanın gözünü. Peygamberimiz diyor fazla rağbet etinde olan ki insanlarda. Aslında bu insanlarla yani aleyhisselam başkasının diyor elinde olana yani sevsin. Yani, tamah etme. Şimdi niye yok ya? Daha ilerisine gidiyor. Hırsın bir ötesi hasetlik yapın manasına. Benim olsun. Ve yine bin sihir radiyallahu anh şöyle demiştim. Tümül mekabir diye. O tekrar sizi oyaladı. Elhakum. Hatta zürtümül mekabir. Kabir çoğaltma yarışı sizde. Diğer bir rivayette de hatta diyor kabirleri dahi saydınız. Yani şu kadar adamın ölmüş vesaire. Kabirleri dahi saydınız diye. Allah ve sellem şu kulu malım deyip duruyor. Kim dinden başkası. Hı. Onlar kimindir? Din yiyip tükettiği sadaka olarak gönderdi. İşte değerli hocam dünya malını hırstan uzak kalmak ama özellikle bu ayda infak etmeli. Yani hırs etmektir. Fakire, fukaraya yardım etmeli, infak etmeli. Sahibini bulup gerekiyor ki o hırstan bahsettik. Mesela yani, makam hırs olabilir. Ki, şöhrete evet. Karşı da olabilir. Evet. Tüm bu maldan, makamdan, işte ne bileyim ünvanlardan, Efendimiz halk içerisinde hakkı arayan
Böyle bir yol mu? Tabii yanlış anlaşılmalar oluyor zannediyorum. Yani kardeşim hesap vazifelerini de yapmamaya başlıyor. Neler diyebiliriz hocam? Bin Malik olay var. 3-4 sayfa yani sürüyor. O Tebük anlatan bir hadis. Hala onlar affettiğinde eğer infak etmek istersen senin aile, çocukların var. Yani infak etme. Ki dediğiniz yani din, yani insan olmasını istiyor. Şu anda bakıyorum ülkelere yani örnek veriyorum bir anda aklıma geldi. Mesela değil mi? Yani tamamen yani o dünyaya zamanlarda bu güç olsa o zaman Müslümanlığa bakıyoruz. İmamı kendisi nedir? O temlisseydi. Olması lazımdı. Ki yani bu konuyla alakalı ilim diyor elde ederken ki bir kuru susaydı bu ilmi tamamlayamaması ve kanaat etmesi. Eğer durum iyi olmazsa değil mi? Bir tam, yere gitmesi evet. Gerekmesini kalbe farklı şeyler. Tamamen farklı. Evet. Hazretlerinin ne kıl kalbinde kılma. Yani evet. Bir de gönül evini temiz etmek gerek. İşte Şems-i Vers Hazretleri şiirlerinde padişahı mamur edebilmek için bana da gerekli ama helalinden olmaz. Yavaş yavaş programımızın sonu. Güzel bir şey var. Bir evet. Takım hastalıklar o değişik bir konu. Yani kalbim şöyle bilindeki demiş kanaat sinir geçimsizliği yine bu yabancı bir ve sükunet doktora evin yanını kapatır. Hani önceden dedik ya güneş girmeyen eve yani sinir hastası olur, olur. Yani kendisi kanaatkar kaldığı zaman ne yapar? Bunu varmış, bunu varmış, bende niye yok? Her zaman ki Peygamber Efendimiz her zaman sahabenin bir tanesiyle diyor. Ben diyor zamanında zenginlerle yani daha iyi zenginlisin olmasını isterdim. Ve ondan sonra sizden bu sizden kanaata kendilerle yatıp kalkmaya karşı kanaatim çünkü diye bu kendimiz kanlara bakmak lazım. Allah-u Teala'ya karşı kanaatkar olduğumuzda o endişedir ve onlar gider ki şu anda zaten bir kısmı yani bu kanaatkar evet. Olmayan insanlar kapılan insanlardır. Yani marka ayakkabı evet. İşte evet, neşe benziyor ama mesela Afrika ülkeleri ya ayakkabının falanca markasının ayakkabı sürecek en asgari hayatını devam ettirebilecek ne bileyim yani diyebilir ama bir dengeyi burada. Örneğe benzer cezaevize olduğum için cezaevinde boşluğa girdiğimizde arkadaşlar ben her zaman sizden bir alttaki insanların durumuna bakıyorum. Ya insan var. Nasıl insan var? Bulamıyor değil mi? Evet. Onları cezaevine koysan sıyırlar, üç öğün yemek yiyorlar vesaire. Bir alt kanaatler sahip olmak gerekiyor. Filistinli çocuk soruyor annesine. Anne cennette ekmek var mı diyor. Evet yani ekmeğe nimete evet, kavuşalım evet. Niyetsin. Hristiyan tamahlık eylesin inşallah. Değerli hocam ben son cümlelerinizi alarak son cümlelerimizi bitirelim inşallah. Yine farzları yap olursun. Kanaat eyle en zengin ve kimseye muhtaç kalmaz. İşte değerli hocam biz de alıyor edasını yerine o rızkın kulluğunu oldu bütün rızıklardan yerine getirmek olmak gerekiyor. Evet, hocam, Allah razı olsun hocam. İstifade edelim. Bizler de siz Ramazan bayramının içinden tebrik ederim. Allah razı olsun. Değerli izleyiciler bugün kanaat faizimiz Yılmaz Güllevik hocamızla 27 Ramazan dedi. Şöyle bir hatır sözü diğer tarafın Kadir Gecesi'ne veriyorlar. İtibariyle biz hüsnü zannımıza bir gecesini aramızı ihya etmeye devam ediyoruz. Ramazan-ı Şerifimiz bitmedi. Tevekkülden, şükürden hocamıza diyoruz. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık diliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum selun. Kalu innin. Linursi hicâraten min darabifin. Fe'an. Cedna fi haytim minel müslimin. وتركنا فيها آية للذين موسى إذ بركنه وقال نبذنا وهو مجرم إذ أرسلنا عليهم الريح أتت جعلته كيم فمس من قيام من قبل إنهم كسق السماء والأرض فرش فنعم الماهدون إن خلقني لعلكم ترون إن منه نذبين ولا تجعلوا مع الله غر إني كذلك ما الذين من قن أو مجنون به بل ضاغون عنهم فهم فإن الذكرين وما قلون ما أريد أن يكون لموا ذنب أصحاب فويل ليوم يوعدون الرحمن والطنجة المعمور والسقف المئنك لواقع له من يوم تمور السماء سير الجبال سيكذب بينهم في خوض إلى نامدع هذه النار أفسحرها أم أنتم أو لا تصبروا سما كملون إن فاكها آتاههم رب واشربوا هنيئا مصفو وزوجناهم حور عين آمنوا واتبعتهم هم ذرية ألتناهم لهم من عمل بما كسبون لا لغو فيها ولا تمغي المان لأنهم لؤلؤنون كنا قبل فيها عذاب قبل البر الرحيم فما أنت بنعمة ربك يقول نتربص بالمنون إني معكم مين أولى منون مثله إن كانوا أم خلقوا من غير أم خل الأرض بنون طيب سلم يستمستمي نات ولكم من مغرم مثقلون إذا كفروا هم المكين غير سبحان الله يشركوا قولوا سحاكم فسعقوا أيغني عنهم كيدهم شيء صرون إن للذين ظلموا دون ذلك ولا يعلمون أصبرنا وسبح بك سبحه والنجوم بسم الله الرحمن الرحيم وما غدا ينطقها علمه شمرة استوى أفق الذلا نقاب قوس فأوحى إلى عبده آدم أفتما على ما يرى
siratil münteha cennetül me'ves sidrate ve ma laqad ra'a uzza ve mena zeker ve lehul üna tilke illa esâ'un semmeytuha entuha ve âbâ'u sülda اِنْ يَتَّبِعَ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ وَمِنْ مِنْ رَبِّهِ لِلَّهِ الْأُولَى كَمْ مِنْ مَلَكٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِهَا وَيَرْضَى إِنَّا يُؤْمِنُونَ بِالْآخَائِكَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى يَتَّبِعُونَ وَإِنْ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ وَلَمْ يُرِدْ آتَ الدُّنْيَا إِنَّهُ مَنْ عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَى سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى يَا الَّذِينَ أَسَاءُ حُسْنَى الْإِثْمِ وَالْفَمَمِ قَهْتُمْ مِنَ الْأَنْتُمْ أَجِنَّ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ هُوَ أَعْلِ التَّقَى وَأَعْضُ وَأَكْدَى أَعِنْدِ فَهُوَ يَرَى الَّذِي أَلَّا تَزِدْ إِلَّا مَا سَعَاهُ سَوْءٍ ثُمَّ جَزَى أَنَّهُ كَوَأَبْكَى وَأَنَّهُ لَغَ الزَّوْجَيْنِ الْأُنْثَى إن عليه الأخرى أنه هو أغنى وأقنى وأن شعرا هو أهلك ماء وقوم نوح قبل إنهم كانوا المهوى فغارا هذا نذير آزفة ليس لها من كاشفة وتضحى تبكون واعبدوا بسم المر آية يعرض ذبو وال أمر مستقيم قد جاء من الأنباء بغة نذر ول عنهم لا شيء أجداث كاد تدى يوم كذب قوم نوح فكذبوا عبد وقالوا مجنه أغلوب وإن منهمر فجرنا الأرض فالتقى الماء قدر ألواح سر جزاء لمن ولقد تكر كان عذاب كذبت عاد ونذر إنا عليهم ريحا في يوم مستمر أنهم أعجاز نخل فكيف من كذب دن نتبعه أهل وسعر أحاب سيعلمون من الكذاب الأشر إِنَّا مَتَلْ لَهُمْ فَرْهُمْ وَنَاءَ قِسْمَنَهُمْ كُلُّهُمْ فَتَعَاضَى أَرْسَلْنَا مُحْتَظِرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ كَذَّبَتْ قَوْمٌ بِالنُّذُرْ نَجَّيْنَا بِسَحَرْ دِنَا كذلك نجزي ما فتوه عن ضيف إسناء أعين وقوع صبحهم بكرة عقير هل من كذبوا بآياتنا كل زم أركم خير من أحن جميع يصير سيولون الدبور المجرمين وسعر ذوقوا مس سقرنا كل شيء وما أمرنا
eşyaakum müddekir. Fe'aluhu fizzü ve kullu sagir el müttegiyatin ve neha fi mek'adi sıdın muktedir. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن خلق علمه البيان نجم جدان أعهابان ألا يرى الميزة والأرض وضع والنخل ذات الأكريحان لا إرب الذبان الفخ وخلق الجان مما فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي رَبِّكُمَا آلِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يسأله من في السماء آلاء ربكما تكذبان إني والإنس عنتم أن تنفذوا السماء وتنفذوا لا تنفذون فبأي آلاء ربكان ونحن تصران بأي آلاء فإذا السماء فكانت أن يآلاء ربه إنجان ربكما تكذب يعرف المجرم فبأي ربكما تان هذا بينها وبين حي آكما تكذب ولمن خاف مقام ربكما تكذب ذواتا أفنان ربكما تكن فيهما بكما تكن فيه كل فاكهة زكما تكذبانها من إسم وجن الجن كذبان فيهن قاصرات الطرف لم يضمثهن ربكما كأن ربكما تكذبان أولو الإحسان أي آلائهما جن فبآلاء ربك تكذبان مدهتان فانطاختان كذبان فيهما آلاءكما تكذبان فيهن لا كذبان حور مقصورات فبأي إنس ولا جان تكذبان متكئ لا تكذبان جلام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت ليس لوقعتها كرجة لا وبس بسا كان فكن فأنت ما بالميمنة أما يقون الساكون أولئك المقربون فعيم من الأولين سرور متكئ فيها متقام مخلدون يدعون عنها ولفن ولم مما يشتهون كأمثال المكنون يدعون فيها لا تأثيما وفي سدر ضود منضود مسكوكهة كث لا مقطوعة ولا وفرش مرف فجعلنا أبكارا ثلة أصحاب في سموم دين ولم إنهم كانوا قين وكرون على الحنة ترابا وعين
فَكُنَّا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَبَاؤُنَا الْآخِرِ لَمَجْمُوعُونَ عَلُوْهَا الظَّالُ كَذِّبُونَ لآت من زقون فمالئون من شاربون شرب هذا نحن خلقناكم فلولا أفرأيتم تخلقون نحن الخالقون نحن قدرنا بين أن نبتل أمثالكم لا تعلمون ولقد علمتم العثون أنتم تزرعونه لو نشاء إنون محرومون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن نشأناه أجاجا تشكرون أأنشأتم شجرة نحن المنشئون نحن جعل باسمهم نقسم بمباقيهم إنه لقرآن له إلا بالعاف بهذا الحنت مدهنون وتجعلون رزقكم أذبون فلو أنتم حين انظرون كم بائن غير مدينين كنتم فرحان وجنيم وأما باليمين فسلام الله فنزل له حق فسبح باسمهم بسم الله هو العزيز له ملك السماوات وهو على كل شيء هو الأول كل شيء هو الذي خوى على يعلم ما يلج في الماء ما ينزل من أنتم بما تعملون ملك السماوات والأرض ترجع الأمور كيهم مدور في مستخلفين فيه لكم أجر وما لكم دعوكم لكم وقد أخذهم وقد ميثاقكم إن كنتم بيجكم من الظلم الله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل منكم من أتم من التقوا من بعد وقالوا وكلا وعدا والله بما يقرض حسنا فيضاعفه يوم ترى المؤمنين والمؤمنون اليوم جنات من تحتها الأنهار زل عظيم يوم يقول المنافقون والذين آمنوا قيأكم فالترى فاضوا فيه الرحمة وظاهره من قيأكم ولكنكم أنفسكم أصطاجا أمر الله بالله الغرور بدية وكفروا ذكر الله من الحق لمن الحق ولا يكون عليهم لعليهم الأمد فقست قلوبهم فاسقوا اعلموا قد بيات لعلقلون المصدقات وأقرضوا الله قرض ضاعف أجر والذين آمنوا الشهد ربهم لهم أجرهم ونورهم بآيائك أصحهم لعب وتفاخر بكم وتكاثر في الأموال كمثل غراه مصفر ثم يهيب شغفرة من الله ورض حياة الدنيا إلا متاع الغرور بكم وجناك عرض السماء عرضها كعرض السماء والذين آمنوا بالتيه من يهاء والضل العظيم في أنفسكم
أنفسكم إلّا من قبل أن تلقوا لكي لا ما فاتكم ولا والله لا يحب كل كفور إن الله ذو الحميد نزلنا ميزانا ليقوم نزلنا الحد شديد وناس وما رسله إن قوي عزيز ولقد إبراهيم وذريتهما وتولكتم مهتد رم منهم فإنا على عيسى بن مرهاه الإنجيل وجعلنا يتن ابتدعوها يتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان فآتنوا منهم أجر وكثير ما أيها الذين آمنوا اتقوا الله من رع لكم لكم نورا تمشور الرع ليعلم أهل الكتاب أن لا يقم من فضل الله بيد الله وأن الفضل الله ذو الفضل العظيم ربك رب لما يصفون الله رب لين الفاتحة